Saygıdeğer izleyenler, ülke genelinde olduğu gibi Ünye'de de eskimeyen meslekler vardır. Tarihe mal olmuş meslekler vardır. İnsan eliyle hayata geçirilen kıymetli ürünlerin, evliliklerin, düğün ürünlerinin yapıldığı yerler, yorganların, yastıkların yapıldığı, yün yastıkların yapıldığı yerler vardır. Bunlardan bir tanesi de ilki ve sonu. Çırak yetişmediği için kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış Ünyeli yorgancı Süleyman Arıyurt'la beraberiz. Kendisine hem atadan gelme mesleğini soracağız, hem de niye kapanmayla yüz yüze olduğumuzu soracağız. Teşekkür. Kolay gelsin Sayın Arıyurt. Sağ olun, teşekkür ederim. Önce kendinizi bir tanıtır mısınız? Kimsiniz, nesiniz? Ünye kamuoyu. 1-6-1963, Ünye doğumlu, 60 yaşında, yorgancı Süleyman. Dede, Pamuk Dede Süleyman, lakaplı Süleyman. Rahmetli. Baba, rahmetli yorgancı Turgut, Hallaç diye lakabıyla anılan bir aileden gelen çocuğum ben. Nerede başladınız? Sen bugün neredesin? Onu da kamuoyuyla paylaş. Biz ilkokula başladıktan sonra eski çıraklık dönemleri 7 yaşında babalar okul bittiğinde yaz tatilinde yarısı Kur'an kursu, yarısı da öğlenden sonra meslek hayatına çıraklık olarak başladım. Devam ederdik ve o zaman insanlar bir sürü meslekler vardı. Bizim bu arastamız ayakkabıcısıyla, terzisiyle, yorganıyla, her şeyle bir bütündü. Yani bakırcılar da bunun yanında olmak kaydıyla. Biz tabii o tarihten bu zamana gelirken tabii bu kadar teknoloji olmadığı için her şey elle yapılırdı. Terzisi, yorganı, ayakkabısı, aklınıza ne gelirse her şey. Marangozun envai çeşitleri. Ama maalesef 80'li yıllardan sonra yatağın yerini yavaş yavaş bir çekyat denen bir koltuk takımı diye meydana çıktı. Onun akabinde işte koltuklar, üçlü koltuklar derken yatakçılık bitti. 90 ve 2000'li yıllara da gelince hazır yorgan sektörü ve hazır yastık sektörü girince işin içine, el sanatı da artık yavaş yavaş bitme noktasına geldiğinde ben de malum bir dükkanımız meydandaydı. Bir yerim de burasıydı. Burayı da baktım, artık meslek hakikaten ölüm noktasına geldi. 2010 yılında eşime dedim ki biz burayı ev tekstili olarak açalım ve Özdilek Taç markası adı altında altyapıyı hazırlayalım. Bu işin artık sonu geliyor dedim. Hakikaten Ahmet abi bu işin sonunu yani tahmin etmişiz. Şimdi bakıyorum genç kız geliyor annesiyle beraber yorgan diktirecek abi. Kız burada kıyamet kopartıyor. Diyor ki olmaz. Ben hazır istiyorum. Annesi diyor kızım bir tane dikme yorganımız olsun. Hani biz eskiden böyle gördük. Annelere tuhaf geliyor hazır işi almak. İlle de el işi diyorlar. Hasbekader yine de elimizden geldiği kadar yapıyoruz ama maalesef eski o şey el sanatının yoğunluğu yok. Bitti. Yorgancılığa ne zaman nokta koydun? Koymadım. Hala hazırda devam ediyorum. Ediyorum ama esas nokta geçen seneden sonra artık yavaş yavaş durma noktasına hep geldi. Ama yine aynı şekilde müşterilerimin yoğun isteği üzerine devam ediyorum. Bir de programı kapatmadan evvela atadan kalma bir mesleğin erbabı olarak biraz evvel bir kızlardan bahsettin. Evet. Ben hazır istiyorum dedi. Evet, aynen öyle Ahmet abi. Özel, önemli bir anım varsa böyle annelerin, babaların, kız tarafların, erkek tarafların yorgan, yastık dikişlerinde bir anın varsa onu da haberin sonunda paylaşalım. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bir gün müşterimize yorgan diktiriyoruz. O zaman da sire yorganlar var. Böyle mitil yorgan falan değil. Şıkır şıkır, renkli, desenli, modelli. Her biri birbirinden güzel. Bir müşterimiz geldi. Dedi ki ya böyle böyle yani ben bunu istiyorum. Ahmet abi inanır mısın? Artık o modele renk bulamadık biliyor musun? Yani o kadar bir talep vardı. Ben yorgancı olarak 12 yorgan istedi benden. Ya renk birbirine uyduramıyoruz. İşte sarı var, sarının açığı var, pembe, koyusu, ne yapalım, ne edelim. Böyle bir yani o gün yarım günüm gitti o müşterimle beraber. Çok da böyle bir enteresan bir şeydi. O bende çok anıdır. Hakikaten anıdır. Yani 12 tane yorgan bir kız çocuğuna verilen düğün şeyi, hediyesi mi diyelim.
veya işte ona artık düğün çeyizi mi diyelim, neye sayarsak sayalım. Aynen öyle Ahmet abi, aynen öyle. Doğru. Son olarak mesleğin bitme aşamasına geldiği şu günler için ne söylemek istersin bu yorgancılık konusunda? Ahmet abi. Kapanıyor, bitiyor. Kapanıyor. Şöyle söyleyeyim, inanın vallahi billahi. Ben ilk günde başladığım o zevki halen ilk gün ve son günde halen devam ediyor bende. Zevkten de yapıyorum. Gelenlere hiç kimseye de yok demeden işini görüyorum. İnan buna. Vallahi. Hani bazı insan mesleğine hor bakar ya. Çok şükür hamdolsun. Buraya geldik. Bir lakabımız oldu da Ünye'de. Yani, kesinlikle. Ki bir gün yani köyünden kentine, İstanbul, Ankara'dan, şu anda bir de şöyle bir şey var. İzmir büyük şehirlerden Ünye'de yaşayıp da dışarıda olup çeyiz siparişi alan hakikaten çok insan var, biliyor musun? Veriyorlar bize. Arıyorlar telefondan. Halen yaptıranlar var ama yeni nesil değil. Eskilerden kalan. O da ne gider biliyor musun burada? Bir 10 sene belki gider gitmez. Bu mesleğe ömrünü vererek bugüne kadar gelmesini sağlayan Arıyurt ailesine, şahsınızda rahmet diliyoruz. Amin. Sizlere sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sayın Süleyman Arıyurt. Çok teşekkür ederim Ahmet abi, bana bu zamanı, bu vakti ayırdığınız için. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi çalışmalar, başarılar. Sağ olun.